Sıra alma becerisi hem dil hem de oyun becerilerini destekler. Çünkü sıra alma becerisi iletişim için gerekli olan fırsatları artırır. Sıra alma becerisini öğretmek ve olan beceriyi artırmak için öncelikle çocuğa ipuçları sunmak gerekebilir. Kısa ve net ifadeler ile gerekli durumlarda görsellerden yararlanarak ne yapılacağı, ne yapacağı çocuğa anlatılmalıdır. Etkinlik esnasında ifadeler tekrarlanmalı ve becerinin öğretimi konusunda da tutarlı olunmalıdır. Çocuğun ne yapıldığı konusunda anlamlandırma yapabilmesi önemlidir. Bunun için anlamlandırabilecek kelimeler, ifadeler ya da görseller seçilmelidir. Çocuğun ilgisinin dağılmaması için sıranın size geçmesi durumunda süreyi olabildiğince kısa tutmaya özen göstermelisiniz. Sıra çocuğa geçtiği zaman beklenmeli ve iletişime girmesi için çocuk desteklenmelidir. Etkinliğin sonlandırılması durumunda sıranın çocukta bitmesine dikkat edilmelidir. Örneğin sırayla top atıyorsunuz ve etkinliğin sonlandırılması gerek. Bu durumda topu çocuğa vermeli ve onun sonlandırması gerektiğini net bir şekilde anlatmalı ve onu desteklemelisiniz. Eğer çocuk nesne, oyuncak elinden alındığında çok tepki gösteriyorsa ilk aşama olarak nesne değiş tokuşu yapılabilir. Yani benzer iki nesne ortaya konur ve çocuğun elinden bir nesne alınırken diğer nesne çocuğa verilebilir. Böylece çocuk nesne elinde değilken onu kaybetmediğini de kavramış olur.